Özellikle temizlik personeli yetersizliği ve okullarda yaşanan hijyen eksikliği tartışmaları sürerken Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü il genelindeki okullarda başlattığı temizlik çalışmalarını hız kazandırdı. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri haftada ortalama 30 okulda genel temizlik gerçekleştirerek bir ay içinde 120 okulda hijyen sağladı. Temizlik çalışmaları kapsamında sınıflardan lavabolara, koridorlardan okul bahçelerine kadar detaylı bir temizlik işlemi yürütülüyor. Ayrıca okullardan gelen talepler doğrultusunda rutin temizlik işlemleri de periyodik olarak devam ediyor. Temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin başında bulunan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, okullarda hijyen sorununun çözümü için belediyenin 70 kişilik bir ekip ve 6 araçlık filoyla çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Güneşin ilk ışıklarla birlikte öğrencilerimizin kirli ortamlarda okumaması için sabah erken saatlerde emekçi işçilerimizle beraber okulumuzu baştan sona tüm temizliğini yapıyoruz. Daha temiz, hijyenik bir ortamda okumaları için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Tütler'e temizlik konusunda da çok hassastır. Ve eğitime çok değer, önem verdiği için okullarımızı temizliyoruz. Şu an 70 personelle birlikte toplam 6 aracımızla birlikte tüm ekip ve ekipmanlarımızla okulumuzun temizlik ihtiyaçlarını gideriyoruz. Eğitim, öğretim başlamadan önce tüm okullarımızın bahçelerini, okulların talepleri doğrultusunda hepsini temizledik. Bazı okullarda da personel yetersizliği olduğu için talepler doğrultusunda okulun genel temizliğini yapıyoruz. Tüm okullarımıza gidiyoruz. Personelimiz okul camlarını siliyorlar. Sıralarımızı, masalarımızı hepsini siliyorlar. Yerleri, lavaboları. Öğrencimiz nerede varsa biz oraya elimizle her tarafı temizliyoruz.